katil, seni öldürmek istiyorlardı. Demek ki Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'in kainatın fevkinde olan o mukaddes bedenini, vücudunu ne yapmak istemişler? Ortadan kaldırmak istemişler. Muhammed kalkarsa İslam kalkar demişler. Vallahi böyle inanmışlar. Bugün aynı hileler, tuzaklar, Kur'an kursları kalkarsa İslam kalkar diyor adam. Bak aynı, görüyor musunuz? Aynı, aynı. Değişen bir şey yok dünyada. Ve subhanallah. Müslümanlar çok iyi düşünmeniz lazım. Plan değişmemiş. Aynen bak. Ve iz yemkürü bikellezine keferu. Enfal suresi 30. ayet. Yazın, gidin okuyun. Enfal 130. Enfal 30. Enfal'in 30. ayeti. Ev yaktülüke, seni öldürmek istiyorlar. Planları buydu. Karar verdiler. Tamam, öldürmeye karar verdiler ama bu işi üzerine alacak adam kim? Kureyş kabilesinin en muhteşem adamı, Abdümenaf oğullarının sultanı, Hicaz aleminin en muhteşem insanı, Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı kim hayatından kaldıracak? Kim ortadan kaldıracak? Kim? Bütün gözler bir adama çevrildi. Kimdi siz söyleyin? Hattab oğlu Ömer. Korkunç adam. Müthiş adam. Hazreti Ömer yürürken diyor kitaplarda, tarih kaynaklarında, vallahi yürürken 100 metre mesafeden ayaklarının şiddetinden Hattab oğlu Ömer geliyor diye herkes anlardı. Daha ses mes yok ayağının şiddetinden. Öyle bir adam. Ömer deyince insanlarda bir korku hasıl oluyor. Dehşete kapılıyorlar. Herkes köşe bucak kaçıyor. Hani bir belalı adam dolaşırken caddede herkes aman ya şu bela bana bulaşmasın diye kaçmaz mısınız? Bunu yapsa yapsa dediler ancak Hattab oğlu Ömer tamam. Teklif ettiler tamam dedi. Uzatmıyorum çok, burada ince şeyler var. Teferruata girmemek lazım. Kılıcını aldı çıktı yola. Hazreti Muhammedül Emin'i bulacak ve haşa öldürecek. Plan bu, hesap bu. Yolda giderken kılıcı böyle elinde yalın, parıl parıl bir kılıç, şiddetli gidiyor, zaten tavrı belli, hali belli, telaşı var. Karşısına yeni Müslüman olmuş bir sahabi çıktı. Hazreti Ömer'in karşısına çıkmak öyle kolay kolay bir iş değil. Ama çıktı, yolda karşılaştılar. Bu şahsı tanıyan var mı içinizde? Yolda bir insan çıkıyor karşısına, bacı macı yok. Bakın çok yani tarihin seyrini değiştirmiş bir adamdır. Sahabidir. Bunu bilmiyorsanız vallahi çok büyük eksikliğiniz var. Hazreti Ömer'in trafiğini değiştiren, yolunu değiştiren adam. Halini değiştiren adam, tavrını değiştiren adam. İki kelimeyle değiştirmiş. Nuaym İbni Abdullah. Ne olur bu ismi unutmayın. Nuaym. Nuaym İbni Abdullah. Abdullah'ın oğlu Nuaym diye bir zat. Büyük sahabi. Çıkıyor karşısına. O da iman etmiş. Ömer'in gölgesinden değil, kendisinden bile korkmuyor. İman etmiş ya. La ilahe illallah. İlah yok, Allah var. Allah varsa hiçbir şey yok. Hiçbir gam, keder yok. Dedi ki ya Ömer, ey yebne Hattab, ey Hattab oğlu. Nedir bu hiddet dedi, nereye gidiyorsun bu yalın kılıç? Duymadın mı dedi, Muhammed diye bir adam çıktı, ortalığı birbirine kattı. Putlarımızı şöyle yapıyor. Onu dedi, katiyen öldürmeye gidiyorum. Dedi ki, Nuaym İbni Abdullah, ey Hattab oğlu, öyle çetin bir işe soyunmuşsun ki vallahi bunu başarmandan endişe ederim dedi. Mümkün değil. Nasıl sen bunun altından kalkarsın ya? Hayır dedi, ben yaparım. O zaman işte Ömer'in hayatını değiştiren cümleyi kullanıyor Hazreti Nuaym. Dedi ki Ömer dedi,
Lütfen dedi, Muhammed'le uğraşmayı bırak da evvela sen kendi akraban ile uğraş. Akraba o zaman çok mühim. Akrabasında leke olan bir adam kimse gidip bir şey söyleyemez. Ne varmış benim akrabamda dedi. Kız kardeşin Fatma ve enişten dedi Said, vallahi Hazreti Muhammed'e iman etti. Said bin Abdullah. Kız kardeşin Fatma ve enişten Said. Bu isimler çok güzel şeyler tarihin akışı içerisinde. Evvela yapacağını git onlara yap dedi ya sen kendi akraban dedi Muhammedül Emine inanmış, kapılmış, katılmış, sen hala neyle uğraşıyorsun? Birdenbire Ömer'in tepesi attı ve tavrı değişti. Yolu değişti, istikameti değişti. Hemen eniştesi Said'in evine yöneldi. Kapıya 100 metre kala Ömer'in geldiğini vallahi anladılar. Dehşetli Ömer. Ve o da zaten pür dikkat, içeride bir takım seslerin geldiğini fark etti. O anda içeride ne vardı biliyorsunuz? Bir hoca, bir hafız efendi, yeni nazil olan ayetleri okumasını bilen bir hoca, bir muallim, bir hafız içerideydi. O hafızın adını şurada bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Hiçbir şey yok bu cemaatimizde yahu. Hiçbir şey yok. Yahu Habbab bin Eret adında bir hafız. Habbab. Bakın Habbab, Habib, Habbab. Aynı kelimelerden geliyor. Hazreti Habbab içeride Kur'an'dan Sure-i Taha'nın 5 ayetini onlara okuyordu. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Ayetler okunuyor içeride. Ömer'in geldiğini hisseder etmez içeride müthiş bir tedbir başladı. Hemen Hazreti Fatıma, Ömer'in kız kardeşi, o Kur'an'ın sayfasını sakladı. Ömer içeri girer de Allah korusun ayetleri çiğner, parçalar, yırtar diye korkuyor. Hemen Kur'an'a sahip çıktı. Evvela onu sakladı. İkinci derede eniştesini falan değil, kendisini değil. Evvela o muallimi, o hafızı sakladı Ömer'in dehşetinden. İki şeye sahip çıkıyorlar. Evvela Kur'an'a, sonra o Kur'an'ı anlatan hocaya sahip çıkıyorlar. Farkında mısınız? Sonra sıra kendilerine geliyor. Bugünkü cemaat evvela kendisini kaçırıyor, hocayı ortada bırakıyor. Tam tersine. Abi bizim neremiz Müslüman ya? Vallahi kendi canından evvel Fatma, kocası Said'den evvel Said, eniştesi Hattab oğlu Ömer'in, Fatma'nın kocası, Müslüman olmuş insanlar, yeni mi iman etmişler? Kendilerinden evvel hocalarını ve muallimlerini sakladılar tehlikeye karşı. Kendisinden evvel, yani kendi canından evvel hocasını muhafaza etmiştirler. Açın okuyun, bir kitapta da var. Kendi canını hocasının ve Allah'ın kitabının önüne atıyor. Gelirse beni çiğnesin ama hocayı, hafızı çiğnemesin. Öyle mi değil mi? Hadis ortada, siz de bir koyuyorsunuz. Gelirse beni çiğnesin, Kur'an-ı Kerim'i çiğnemesin. Bugünkü Müslümanlarda böyle bir hal var mı? Ne? Ayaklar altında çiğneniyor mukaddesat be. Hacca gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Ben külahımı anlat Müslümanlığı. Kapıya yüklendi Hattab oğlu Ömer, içeri girdi. Tür hiddet bir adam. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Fatma ayakta. Halbuki iman etmeden evvel 100 metre mesafeden Ömer'in ayak sesleri işittikleri zaman kaçacak delik arıyorlardı. Şimdi niye kaçmıyor? Ne oldu bu kadına ya? İşte iman kardeşler. Temiz insanlar imanı görüyor musun? Kalbe oturdu mu? Vallahi kainat gelse korkmaz. Dimdik Fatma ayakta. Ömer de bunun farkında yani. Ömer çok akıllı bir adam, müthiş bir adam.
Ulan dedi, benim gölgemden kaçan kız kardeşim Fatma'ya ne olmuş ki benim karşıma dikiliyor şöyle? Ne oldu bu kadına ya? Ne olacak kardeşim, iman etti. Kalbinin ortasına kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü oturdu. Aynı kelimeyi bak biz de söylüyoruz. 14 asır evvel onlar da söylemiş. Kelime aynı fakat neticesi ayrı. Bu ayrılık kalpten kaynaklanıyor. Yoksa kelimeden kaynaklanamaz. Kelime aynı kelimedir. Hey gidi Müslümanlar, hey! Dedi ki, duydum ki dedi, siz de Muhammed'e iman etmişsiniz öyle mi? Bak, açık, duydu işte, yolda duydu. Kim söyledi? Nuaym İbni Abdullah söyledi. Yolu değiştirmesi bu zaten, çok tarihi değil. O Hazreti Nuaym tarihi değiştirmiştir. Tarih değiştirmiş ya. Şimdi der demez, şimdi bir başkası olsa o dehşetin karşısında, o heybetin karşısında ne hallere düşecek? Dedi ki, evet dedi, ey Hattaboğlu, kardeşim de mi bak, kardeşim de, kardeş kelimesini kullanmamıştır, ey Hattaboğlu, babasını söylüyor, babası Hattab. Ey Hattaboğlu dedi, sen bütün Mekke, bütün kainat işitsin ki iman ettik, eşhedü en la ilahe illallah, işit ulan dedi. Yapacağın varsa ne yaparsan yap dedi. Senden sinek kadar korkmuyorum dedi. İman kalbe oturdu mu? Vallahi böyledir. Senden korkmuyorum diyor ya. Sen kimsin lan Ömer? Kimsin sen? Neye uğradığını şaşıran Ömer bir şamar patlattı vallahi. Kız kardeşi Fatma'ya, kadın iki büklüm döküldü yere, yine kalktı arkaya, ayağa. Ağzından kan akıyor, ağzından akan kanı sile sile. Ömer dedi, çatlasan da iman ettim, patlasan da iman ettim dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Vallahi iman budur. Nerede öyle Müslüman? Bu iman kalbe oturursa böyle olur. Ağızda, damakta, gırtlakta olan iman hiçbir şey ifade etmez. Onun üzerine o ağzından akan kanı silerken yaralı aslanlar gibi Fatma. La bu kadına ne oldu diyor Ömer ya. Niye ben küçüldüm? Bu Fatma büyüdü. Ömer'in gözünde Fatma Cebelur Rahme gibi, dağ gibi büyüdü. İmanı olan adamlar büyük görünürler. İmansızlar küçük görünürler. Vallahi böyledir. Nedir bu kadını bu hale getiren diyor ya. Kim? Ne verdiler bu kadına? Nasıl bu direniyor? Nasıl korkuyu yenmiş? Bugün Müslümanlar korkuyorsa problem imandandır. İman problemi vardır. Yok, başka bir şey değil ya. Bunun üzerine vallahi Hattaboğlu Ömer'in yelkenleri, siz söyleyin, suya düştü. Yelken bitti. Eli kolu düştü Ömer'in. Bir de o kız kardeşinin ağzından akan kanları görünce hüngür hüngür anormal bir hale geldi adam. Hayatta böyle bir şey yapmamış adam kadını döver mi? Kadına hiç dayak atılır mı kadına? Zalim oğlu zalim derler adama. Ama Ömer o zaman zalim, Ömer o zaman katil, Ömer o zaman kafir, Ömer o zaman en büyük müşrik. Henüz iman etmemiş. Kanları bir yandan siliyor, bir yandan Ömer'e cevap veriyor. Birdenbire dünyası değişti adamın orada. Allah bir Ömer gönderdi. Dedi ki, şu okuduğunuz, dışarıda kulağıma bazı sesler geldi, ne okuyordunuz dedi. Bana getirin dedi. Neydi o? O dediler ki, Hazreti Muhammed'e gelen ayetler, Kur'an ayetleri dedi. Ne olur getirin göreyim dedi, Muhammed'e gelen ayetler yakından göreyim. Bakın Fatma'nın tavrına. Vallahi Ömer dedi, bize gelen ayetlerde innemel müşrikûne necesün, müşrikler, putperestler pisliktir, ben sana pis olduğun halde Kur'an sayfasını veremem dedi. İmanı görüyor musun? Veremem dedi. Ne yapmam lazım diye sordu. Tepeden tırnağa gusül abdesti alman lazım ya Hattaboğlu. Hey gidi Müslümanlar, hey! Vallahi su getirdiler, gusül aldı Ömer.
O gusül suyu tepeden tırnağa Hattab oğlunu temizledi. Eline Kur'an sayfası verildi ve okudu. Taha ma enzelne aleykel Kur'an'a liteşka. 5 ayet okur okumaz dedi ki beni Muhammed'e götürün, beni Muhammed'e götürün. Dünyam değişti, bakışım değişti, akışım değişti, nakışım değişti. Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Bugün biz de Kur'an okuyoruz, niye bir şey değişmiyor? Niye zalimler tepemizde çırpınıyor? Niye bir şey değiştiremiyorsunuz Müslümanlar? Hemen Habbab saklandığı yerden çıktı. Müjdeler olsun ya Ömer. 2 gün evvel Allah'ın Resulü buyurdu ki ya Rabbi İslam'ı Hattab oğlu Ömer'le kuvvetlendir diye dua etti. Duası kabul oldu. Müjdeler olsun ya Ömer dedi. Ve önüne düştü Habbab, Habbab hoca, hafız. Hazreti Ömer'i aldı. Safa tepesinin arkasındaki Erkam'ın evine götürdü. Allah'ın Resulü yıldız gibi oradaydı. Kutup yıldızı gibi. Götürdüler. Tepeyi açtı. Darül Erkam, Erkam'ın evi görünüyor uzaktan. Tabii devamlı gözetleme var. 39 Müslüman, Efendimizle beraber 39 Müslüman orada. Şiddet var, dehşet var, tuzaklar kuruluyor, Muhammed öldürülecek, şunlar bunlar. O esnada kapıda, kapının ufak bir aralığından sürekli 24 saat dışarıyı gözetleyen birisi var. Kim? Bilal-i Habeşi, Bilal-i Habeşi. Kurban olduğum insanlar. Ya Rabbi, şu İslam'la nasıl gelmiş bugünlere? Bilal-i Habeşi gözünü kırpmadan kimlerin gelip hangi katiller, hangi zalimler takip ediyor. Birdenbire feryadı bastı Bilal. Ya Resulallah, Hattab oğlu Ömer geliyor. Olmaya ki bir felaket, olmaya ki bir fenalık yapsın. Hattab oğlu Ömer'den evvel Cebrail gelmiş. Hattab oğlu Ömer'i karşıla ey Allah'ın Resulü, iman etmeye geliyor. Şu sahneler ne muhteşem ya Rabbi, ne güzel, ne güzel. Efendimiz buyurdu ki telaş etmeyiniz. O arada Hazreti Hamza, Abdülmuttalib'in oğlu Hamza kalktı. Ömer eğer bir fenalık için geliyorsa kapıda gebertirim onu dedi. O da ondan aşağı bir adam değil. Hamza, Seyyid-i Şüheda, sonra şehitlerin seyyidi oldu. Biliyorsun, Uhud yerinde. Efendim bu telaş etmeyin dedi. Hayır, hayır. Açın kapıyı, ardına kadar açın. İnşallah eğer imana, İslam'a bu ölçüde sahip çıkarsak Allah yeniden Türkiye'yi ardına kadar İslam'a açacaktır. İnşallah. Ardına kadar. İnşallah.